Arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video vardı. Özellikle bizim gibi Marmara bölgesinde yaşayan, yani özellikle İstanbul'un Karadeniz kıyılarına ava giden, Marmara bölgesinin içerisinde, Marmara Denizi'nin içerisinde avlanan ve sonrasında Mürevte bandında ve Saros bölgelerine giden arkadaşlarımız nasıl bir zamanda, ne zaman doğru yerde olacaklar, nasıl bir hava seçecekler, nasıl avlak seçecekler. Yani doğru zamanda doğru yerde olmayı bu akşam anlatmak istiyorum. Özellikle de hava ve mera seçimini nasıl yapacağız, ikisini beraber nasıl birleştireceğiz, bunu anlatmak istiyorum. Aslında tabii birçok levrek avcısının, uzun zaman levrek avlamış kişilerin pek vermek istemediği bilgileri anlatacağım bu akşam size. Şimdi özellikle mesela bizim levreğimiz, şimdi Aralık ayında çekiyorum, Aralık ayının ortalarına geldik neredeyse. Aralık ayının ortasında çekiyorum bir video ama yani bizim levremiz genelde Kasım'ın ortasında, Kasım'ın sonuna doğru hareket eder ama bu sene 2020 yılında çok sıcak bir kış oldu. Dolayısıyla hayvan biraz geç kaldı. Zaten önemli olan suyun sıcaklığı. Yani biz hep suyun sıcaklığına bakarız. Su sıcaklıkları, deniz suyu sıcaklıkları bizim için önemlidir. Yani bunu da mesela meteorolojinin sayfasından görebilirsiniz. Yani biz yıllardır aşağı yukarı bunu takip ediyoruz. İşte tatlı su balıklarının zaten özellikle sindirimleri konusunda bayağı bir çalışmamız vardı. Buradan da baktığımızda 16 derece bütün balıklarda, deniz balıkları da dahil, önemli bir derece, su derecesi. 16'dan sonra tetiklenme başlıyor. Yem, tatlı su balıklarında yem düşümü oluyor. Deniz balıklarında da göçe başlıyor balıklar. Özellikle de artık 13'e doğru, 13 tam en üst seviye, pik seviyeye geliyor 13'te. 13 derece suda tamamen hareketli oluyor. Dolayısıyla bu deniz suyu sıcaklıkları bizim için çok önemli aslında. Ben 16'nın altına düşmeden Karadeniz'in ucuna ya da bu bölgelerine ya da işte Marmara'nın içine gitmiyorum. Genelde de tutuyor bu. Bayağıdır uğraşıyoruz. Bakın mesela buralarda Edremit yakınlarında, Çanakkale'nin altlarına doğru. İşte Babakale taraflarına doğru. 16-17 derece hala. Marmara 13 derece şu anda bu bölgeler, Gaziköy bölgeleri. Karadeniz'in girişi 14 derecelerde. Yani artık bu dereceler, bu su sıcaklık dereceleri balığın artık göçe geçtiğini bize söylüyor. Arkadaşlar, bir balıkçının şu yönleri bilmesi lazım. Yani her balıkçı bunu bilmesi lazım. Bakın, Kuzeydoğu Poyraz dediğimiz rüzgar burası. Yıldız karşısı kuzey. Gün doğusu, gün batısı kabile, özellikle de Lodos. Bizde Poyraz ve Lodos Marmara'da çok eser. Poyraz da bizim balık rüzgarımızdır. Çünkü suyu bulandırır. Bazı bölgeleri özellikle yüksek esinde bulandırır. Balığı da bize getirir bazı bölgelerde. Bizim için Poyraz önemli. Lodos kısmen önemli ama işte Karadeniz'de, Karayel'de, kuzey rüzgarlarının diğerlerinde, Yıldız'da çok önemli bir rüzgardır. Rüzgarlar bizim için çok önemli. Mera seçiminde en önemli husus rüzgarlardır. Peki şimdi nasıl rüzgara göre haritayı birleştireceğiz? Şimdi gördüğünüz gibi bizim Karadeniz'den hem doğudan hem batıdan sürülerimiz geliyor. İşte dediğim gibi Kasım ayında başlıyordu ama bu sene biraz geç kaldı. Havalar sıcak gitti kışın. Şimdi artık girmeye başladı. Marmara'ya da girmeye başladı levreğimiz. İki yönden de levrek geliyor. Levrek nasıl geliyor? Levrek buradan Kuzeydoğu'yla Poyraz'da geliyor. Buradan da Karayel'le geliyor. Yani kendini aslında rüzgarın önüne atıyor. Küçük küçük de ona avantaj sağladığı zaman bölge, kıyı bölge, yani bulandığı zaman orada da çıkıyor, avlanıyor. Şimdi burası açık deniz. Burada özellikle de çoğu yeri kum. Tabii kayalık yerler de var. Biz onları artık gide gele biliyoruz. Siz de gide gele öğreneceksiniz.
Burası açık deniz olduğu için 17-18 kilometre bir karşıdan esen rüzgar, Karayel, Poyraz, Kuzey yeterli olurken çoğu yerde 20-22 gibi yeterli olurken Marmara gibi iç denizlerde yeterli olmuyor. Özellikle de dikkat ederseniz Karayel'i almıyor, Kuzey'i almıyor. Sadece Poyraz'ı ki en çok zaten hani genelde Poyraz eser bizim bölgemizde. Lodos'ta estiğinde çok bulandırdığı için, çok yüksek estiği için, aşırı çamur yaptığı için bu bölgeleri ve de bizim Marmara'nın içi de çabuk bulandığı için çoğu bölgesi, neredeyse %80'i, %90'ı hatta, biz Lodos'u çok tercih etmeyiz burada. Biz de Poyraz'ı tercih ederiz ama Poyraz alan bölgelerde önü açık, yani şurada önü açık olması gerekir ki şuradan gelen rüzgarı alabilsin. Bu bölgelerde çok kısıtlı olduğundan, şurası, 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 şu bölgeler, şu bölgeler. Çok kısıtlı olduğundan daha yüksek rüzgar ister. Dolayısıyla Marmara'nın içerisi, evet, çabuk bulanmasına rağmen Karadeniz'den biraz daha fazla rüzgar ister. Yani burada daha düşük bir rüzgar 20-22'lerde ama burada 20 ile 35 arasında bir rüzgar olabilir. Şimdi burada bazı bölgeler vardır Marmara'nın içerisinde. Yine Lodos'ta da kayalık bölgeler vardır. Yüksek Lodos'larda da avlanabilirsiniz. Birkaç tane yer vardır. Biz onları artık dediğim gibi gide gele öğreniyoruz. Siz de öğreneceksiniz. Zaten önemli olan şu anda ben size ikisini birleştirmeyi anlatıyorum burada. İkisini nasıl birleştireceğiz yani? Hava ile şeyi nasıl birleştireceğiz? Haritayı nasıl birleştireceğiz? Mesele zaten burada. Bir de dikkat ederseniz Yandex kullandım. Neden Yandex kullandım? Yandex çok net gösterir. Google Earth'ten falan fazla göremezsiniz. Diyelim şöyle bir bölgeye geldiniz. İşte kenarın yapısını da görebilirsiniz. Bakın ne güzel kırma taşlar, işte yosunluk falan. Buraya baktığınızda işte atış mesafesi var mı? Bunu da bakabilirsiniz cetvel sayesinde. Mesela 123 metre. Diyelim 75 metre. Yani atış mesafenizin içinde kırma taşlar da var. İşte böyle bölgeleri çok rahat bir şekilde, bu bölge mesela. Bakın burası da kırma taş mesela, değil mi içi? Buradan atış mesafesine bakalım. Bir dakika şöyle silelim. Mesela 75 metre. Bunun için atış mesafenin içine gayet güzel kayalıklar, taşlar. Bu devreyi sevdiğim ara. Peki burayla biraz önce gösterdiğim yerin arasında ne fark var? İşte bir tanesi Lodos alıyor, bir tanesi Poyraz alıyor. İkisi arasındaki en büyük fark bu. Siz buraya Poyraz'a giderseniz hiçbir tutamazsınız. Gideceğiniz bölge bu olmalı. Bunun gibi yani. Yani baktığınızda haritayla rüzgarları, esen rüzgarı ve onun miktarını, üçünü beraber birleştirmeniz lazım. Yani bakın ne güzel bir burun yapmış mesela. Bu burun, bakın mesela Poyraz'a biraz önü kapalı gibi. Burada demek ki yüksek isteyecek. Ama kumluk bir bölge ise burası çok yüksek istemeyebilir. Ama kayalıksa daha da yüksek isteyebilir. Kaya mesela içerisi daha da yüksek isteyebilir. 45-50 metre, 60 metrenin içinde kayalık mesela. Gayet güzel bir avlak. Ama daha yüksek bir Poyraz isteyecektir. Poyraz burası, bu bölgesi yapacaktır. Bu bölgesi Lodos isteyecektir. Kayalıksa belki yüksek lodosu da kaldıracaktır. İstediğiniz o yarı bulanıklıkta olacaktır. O zaman burası da iyi bir mera olacaktır. Yani merayı belirleyen şey aslında sadece işte tabii kayalık olması bir kere iyi bir avantaj, onu söyleyebilirim. Çünkü o balık gelecek, oradaki kefali yiyecek, işte yemlik balığı yiyecek, o da oradaki yosunları yiyecek, larvaları yiyecek ve o da onu birbirini takip edecek ve pusu kuruması gerekiyor levreğin. Ya bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla pusu kuracağı bir ortam bunlar. Evet, önemli ama rüzgar gördüğünüz gibi bir burnun rüzgar bir tarafında Poyraz'da avlak iyi oluyorken bir tarafında güneyde daha iyi bir avlak oluyor. Yani güney olduğunda da bu bölgesi yapmayacak. Yani bir bölge çok iyi olabilir ama doğru rüzgarda gitmezseniz oraya, doğru havada gitmezseniz ya doğru havanın doğru yüksekliğinde de gitmezseniz hiçbir şey tutamazsınız. Üçü beraber hava, rüzgar, yani rüzgarın debisi, harita ve rüzgarın yönü.
İçerisinde de kayalık olacak, iyi bir yer olacak, iyi bir bölge olacak. Bu hepsi beraber bir bütün aslında bakarsanız yani. Ama böyle bakmanız gerekiyor. Şimdi gelelim havayı hangi programlardan bakıyorum? Özellikle önce Google'ın ilk açılanından bakıyorum. Çünkü Google'ın içinde her şey zaten Google'ın içinde. Dolayısıyla benim için burası önemli. Sonrasında AccuWeather'dan bakıyorum. Sizler için yararlı bir program yine söyleyebilirim Windy. Yani rüzgarın yönünü de böyle gösteriyor Windy. Özellikle yararlı bir program. Ama sadece Windy'ye bakarak hareket etmeyin. Özellikle yağmurlu havalarda mutlaka meteorolojinin de şeylerine bakın. Değerlerine bakın. Çünkü yani meteoroloji mesela şeyde çok iyidir. Özellikle yağmurlu işte şimşek çakacaksa orada çok iyi. Daha başarılı o konuda. Yağmur konusunda çok başarılı. Bizim elimizdeki kamışlar biliyorsunuz yani karbon kamışlar. Yağmurlu havalarda gitmemeye dikkat edin. Canımızdan önemli bir şey yok. Balık bizim için keyif için yaptığımız bir şey sonuçta. O yüzden böyle havalarda gitmemeye dikkat edin. Yağmura dikkat edin yani. Kendinizi böyle bir tehlikeye atmayın kesinlikle. Atmanıza gerek yok. Frimetro gibi programlar var. O biraz her zaman yüksek verir rüzgarı. Yani ona göre onu da bir kenarda tutun. Yani birçok program kullandım bugüne kadar. Yani belki her programı kullandım. Benim için buradaki önemli. Google'ın verdiği önemli. Sonrasında dediğim gibi AccuWeather'ın içine girip burada da saat başına bakıyorum. Tek tek bakıyorum. Çünkü çok önemli saat başı. Yani mesela bir yere gideceksiniz. Şimdi beraber buraya kadar getirdik. Beraber nasıl hepsini birleştiriyoruz bir bakalım. Şimdi geldiniz bakın yani önce dediğim gibi ben rüzgara bakıyorum bir kere Çarşamba günü. Mesela ben şimdi bakın Perşembe günü mesela buradan böyle kesişlemeden bir rüzgar var. Güneyli bir rüzgar esiyor. Şimdi bu ne demiştik hatırladıysanız. Yani bu mesela bütün bölge neredeyse alacak. Marmara'da bu bölgenin tamamı alacak bunu. Ama dediğim gibi eğer kumsa çok fazla bulanacak. Bir avantaj sağlamayacak. Bir de ya nedense lodosu balıklar çoğu balık sevmiyor. Yani böyle de bir tezimiz var. Yani gerçek bu yıllardır hani gidiyoruz. Çok da sevmiyor. Bir iki tane güzel avlan var. Kayalık tabii ki. Çok yüksek lodosta balık veriyor. Özellikle de böyle balık geçerken veriyor ama genel anlamda çok sevmiyor lodosu. Şöyle Poyrazlı Ava bakarsak bir. Mesela geçen bakmıştık pazar günü mesela pazartesi günü. Şöyle mesela 23 kilometre. Şimdi 23 kilometrede genelde hani Marmara'nın çoğu yeri bulanmıyor ama diyelim bu Mürefte işte Mürefte bandında belki bu bantta belki Poyraz'ı alan 23 kilometre alan kum olan bulanan yerler var. Balık da burada kıyı yapıyor çoğunlukla. Orada zaten dalyanlar var. Bu iş için zaten dalyanlar da bu iş için kuruluyor. Bu bölgeleri belki tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi yani bize biraz yüksek gerekiyor. Burada 27-28'ler 30'lar olsaydı bizim havamız olacaktı. Mesela Gelibolu'na bakalım. Gelibolu hava durumu. Burada önümüzde bir hava görünüyor mu? Mesela lodos esiyor. Çoğunlukta çok bir hava görünmüyor. Ama pazartesiden sonra daha düşük mesela orada. Yani şu hava mesela işte belki de size Karadeniz'de yani Karadeniz kıyısında belki de daha avantajlı bir hava sunacak. Şimdi böyle geçişlerde mesela rüzgar. Perşembe, Cuma, Pazartesi. Pazartesi mesela şu hava. Bakın öğleden sonra 20'lere. Şimdi şu hava sabah olsa çok güzel. Bu havada yeni lüfer zaten olur ama levrek yani şu hava 21 19 Karadeniz'de bazı bölgelerde zaten şu anda da giriş yapıyor. Hem geçiyor hem giriş yapıyor. Dolayısıyla pazartesi günü hafif bir yağmur var. Yağmazsa mesela Karadeniz kıyısına da gidilebilir. Yani burada aslında hava bölgenizi de belirliyor sizin. Çok enteresan ama doğru. Yani bölgenizi de belirlemede bazen işte bakın 27 20 burada çok patlayacaktır bu hava. Mesela Karadeniz'e burada çok yüksek olur. Her yerine gidilmez.
Şimdi özellikle de aklıma da gelmişken bir tane bir şey mesela göstereceğim. Kötü havalarda bakın bir tarafı yağmur bir tarafı çiseleyecek. Gelecek. Bu hava gece öne de gidebilir. Bakın ben çünkü salıdan bakıyorum. Perşembe gününe kadar daha 2 gün var. Bu arkaya da gidebilir bu hava öne de gelir. Dolayısıyla bir balığa gidecekseniz son gün bakacaksınız buna mutlaka. Nereye geldi diye. Şimdi gelmiş mesela sabah 3'te 6'da hava yok. 9'da yok. 11'de hava başlıyor. O hayvan 11'den sonra çıkmaz dışarı. Bu çok önemli bir şey. İncedir bu nüanslar. Çoğu levrekçi de bunları vermek istemez. Bu havanın patlama zamanı çok önemli. İlk patlama zamanı çok önemli. Bunun gibi ince nüanslar var ama tabii onları zamanla siz kendiniz de öğreneceksiniz. Mesela şöyle daha karakteristik bir durum koyacağız da alsın. Mesela şöyle bir burun. Şimdi bu burun davlanırken önemli bir konuyu size aktarmak istiyorum şimdi. Şimdi hep ne diyoruz biz? İşte dakikalardır bahsettiğimiz şey işte patlak olacak, hava olacak, mesafe olacak, mesafe giden sahte olacak. Doğru mu? Böyle bir havada atabileceğiniz sahteler, mesafe giden sahteler. Şimdi bazen para vermek, çok para vermiş olmanız iyi sahte aldığınızı göstermiyor. Yani 30-40 metre giden pahalı sahteler de var. Önemli olan bir sahtenin bizim kullandığımız bölgelerde ileri gitmesi çok önemli. İleri gidecek ama iyi de yüzecek. Bir de bazı durumlarda, bazı yerlerde ki biz buna çok fazla karşılaşıyoruz. Sinking sahteler kullanmak zorundasınız. Yani mesela şuradan geldiğinde bu rüzgar şunun arkasına güzel bir şey yapacak yani arkasına sarkan güzel bir havuz yapacak. Bu havuzda attığınız zaman şuradan atacaksınız büyük ihtimalle. Attığınızda sürekli buradan gelen rüzgarı alacak. Floating olduğu için sığ suya atacak sahtenizi. Ama sinking bir sahte kullanırsanız şu şekilde attığınızda böyle çıkacak sahte. Sinking attığınızda çektiğinizde buradan çekeceksiniz. Dolayısıyla sahteniz akmayacak. Sinking sahteler çok önemli sahtelerdir. Bunların içerisinde de en önemlileri slalom yüzen sahtelerdir. Biliyorsunuz bu işte geri bulu sahteleri, çakar sahteler, değişik değişik el yapımı sahteler de var. Bir de bunların orijinalde Japon Blue Scope gibi, Zipe Slider gibi, Daiwa Switcher gibi Japon malı olan aynı şekilde aynı tip yüzen. Bazıları bunların tail wobbling'tir. Yani sadece kuyruktan aksiyon veren, bazıları da slalom'dur. Aynı şekilde yüzen birçok sahte var. Bunları bir şekilde kullanmak zorundasınız böyle durumlarda. Yani bu sinking sahte sadece yani attınız sinking diye yere batar falan işte sığda kullanılmaz. Böyle bir şey yok. Bunu da size uyarmak istedim, aktarmak istedim. Mesafe giden sahte önemli. Sinking sahte önemli. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım biraz fikir vermişimdir. Eğer bulabilirsem av esnasında da nasıl bu şekilde bir burunun arkasına atıyoruz ve nasıl sahteyi alıp götürüyor. Onun da size videosunu burunun arkasına bulabilirsem ekleyeceğim. Hepinize rast gelsin diyorum arkadaşlar. Ot var. Buraya az düşüyor. Arkaya havuz yapmış. Biz de sahteyi yüzdüremiyoruz. Ama silikon 4 gram yüzdürebiliyoruz. Şu an hava müsaade ediyor. Bir de şimdi çok patlak olmamasına rağmen tam biri böyle hafif boza gibi şuraya bakarsanız. Hafif böyle boza gibi. Bak. Dalganın kalktığı yerde su boza gibi. Ya önemli olan ona bir avantaj sağlaması yani bu suda da balık olur. İlla çok patlak olmasına gerek yok. Zaten her meranın şeyi farklı. Her meranın suyu farklıdır. Yani kaç kilometre hangi rüzgarda bu hale geliyor onu birkaç defa gitmeniz lazım ki bunu öğrenebilirsiniz, bunu görebilirsiniz yani. Böyle bir kere gitmeyle mümkün değil. Her
30 kilometre, 25 kilometre rüzgarı, her poyrazı, her lodosu aynı avlağa oturtturamazsınız yani. Her şey aynı olmaz. Her avlakta değişir bu.